merhaba. Muhteşem bir çift karşımda. Birbirini çok seven, çok aşık. Ben de çok uzun zamandır sizin sosyal medyada aşkınızı görüyorum. Çok özel paylaşımlar yapıyorsunuz. Şu dönemde çok iyi geliyorsunuz bize gerçekten. Çok sağ olun. Kaç yıl oldu evliliğinizin? Kaçıncı yılındasınız? Yani artık 14'ün içindeyiz. 14'ün içindeyiz. 2010. Evlendiğimiz tarih, tanıştığımız tarih, evlendiğimiz tarih 2010. Çok özel bir tanışım olmuş. Siz görür görmez zaten Nihan Hanım'ı. Sadece eşim değil miydi? Çocuğumun annesi olarak olduğunu anladığım için bir an evvel gidip söyledim ona tabii. Eski röportajınızı izledim. Çocuklarımın diyorsunuz. Çocuklarımın hatta. Diyorum. Lar altını çizmişsiniz onu. Evet, bir tane hayali çocuğumuz var. Ya şöyle, ben bir böyle hayatımın sıkıntılı gittiği bir dönemde, onu birkaç yerde de anlatmıştım ama sıkıntılı gittiği bir dönemde işte bir proje vardı kafamda, sahne projesi. Onu yapayım diye bir ilan çıktık falan. Ondan sonra iki gün seçmeleri vardı. Bu bir müzik yarışması mı? Yok değil, bir sahne prodüksiyonu. Nihan Hanım ne yapacaktı yani? Audition'a geldi, öyle tanıştık yani. Oyunculuk mu yapacaktı yani? Evet evet, performans. O sahnede bir sürü şey yapıldı. Yani işte dans, tiyatro ve müziğin iç içe olduğu bir proje yapacaktım. İşte ilk gün gelen insanlardan dolayı böyle bir hayal kırıklığına uğradım aslında. Yani Türkiye'de buna meraklı insan ne kadar azmış diye. İkinci gün... Bir de herkesin 10'ar dakikası vardı yani, kapıdan içeri bir girdi Nihan. Ben böyle hani şey olur ya, ben böyle dejavu gibi karım falan oldum böyle. Peki karım dediniz, ne mesela çarptı o dakikada? Enerjisi tamamen. Hı hı. Atıyorum gözleri, bakışları. Yok yok, yani bütün olarak eşim içeri girdi yani, öyle onu gördüm. Hep derler ya aslında aşık olacağımız silüetler kafamızda kayıtlı. Aynen öyle. Karşımıza bir fotoğraf çıktığında o çerçevenin içi doluyor derler ya. Resim kafada vardır her yani zaman. Yani kafamda bir şekil, ben hiç şekilci bir insan değilim. Hani kaşı öyle olsun, gözü öyle olsun falan, ama kapıdan girdiğimde benim karım olduğunu anladım. Herkesin 10 dakikalık şeyi vardı işte, o ön görüşmesi vardı. Siz işin patronusunuz bu arada, değil mi? Yani işin patronu olarak zaten herkes sizin ağzınızın içine bakıyor ve... Yok siz... Ben hiç orada ağzımın içine bakacak bir durum yoktu çünkü bir masa vardı. Masanın arkasında ben, bu Amerikan müzikallerinde vardı ya, karanlıkta oturan patron. Hani hiçbir şey beğenmeyen. İnsanlar şey yapmasınlar falan. Görünmüyordu heyecanlanmış. Ben görünmüyordum. Ama 10 dakika konuştuktan sonra daha da emin oldum yani, bayağı bildiğin karım yani. Peki. Sadece karım değil, çocuklarımın da annesi yani. Öncesinde mesela hani zor beğenen bir erkek misiniz? O zamana kadar öyle biri miydiniz? Birisini beğenip beğenmemek ile ilgili hiçbir duygum açıkçası yoktu. Ben sadece işini çok iyi yapan herkese hayranımdır yani, kadın erkek hiç fark etmez. Ama böyle bir eş arayayım da falan filan, hani hiç kafamda öyle bir şey olmadı. Ayrıca bir evlilik geçirmiştim zaten. Evliliğe hiç böyle yakında olmayan, kafa olarak da bir insanken, yani hiç odağım oralarda değilken kapıdan girdi Nihan. Böyle bir arayışım yok, hayalimde öyle bir şey yok. Hani geçerken sen... Hayatınızda da biri yoktu galiba değil mi? Vardı, vardı. Var mıydı? Tabii. O asıl haber burasıydı. Nasıl? Ama ben şimdi karımla tanışınca direkt gittim, dedim ki yani... Aa, tabii, çok tabii, enteresan. Öyle oldu. Ne dediniz gidip? Ne dedim, ben evleneceğim yani. Karşı karımı tarafın... buldum. Yani aşağı yukarı öyle bir şey. Karşı tarafın... O kadar detaya girmeyelim hanımefendi. Aa, çok çok enteresanmış bu ama. Siz peki o süreci nasıl yaşadınız? Çünkü nasıl başladı? Dur şeyi de anlatayım da ondan sonra, onun da hikayesi çok güzel çünkü. Neyse, 3 tane çok ağır seçme yaptık. O 3 tane seçmeyi geçtikten sonra ben ama çok heyecanlıyım. İşte ilk şeyden çıktı, elemeden. Bir ona, bir de bir iki kişiye daha söyledim. Yani çok iyi performansla ikinci seçmeye gelebilir. Hani gönlün rahat olsun, ama çıktıktan sonra işte bir 5 kişilik jüri var. Bir de 2 tane asistanım var. Dedim ki Nihan Hanım'ın bütün connection'ları var değil mi? Yani telefonu, annesinin telefonu, ev telefonu, mail adresleri check ettiniz değil mi? Evet evet Murat Bey, hepsini tamam. Okey. Okay. Çünkü ve şey söyledim, yani kopmamam lazım şeyini. Adres bilgileri falan her şey tamamdı. İşte birkaç tane prova geçirdik projeye alındıktan sonra. Hakkıyla aldı tabii ki hiç. Yani benim o konuda aşırı şeyimdir, objektifimdir. Sizi bu herhalde kendisine çekti biraz değil mi? İşini biraz önce dediniz ya. Çok iyi, evet evet, çok iyiydi. Çok çok iyidir yani sahnede.
Oyunculuğu da çok iyi çok ama iyidir. Artık çok fazla görmüyoruz. Hatta hiç görmüyoruz biz yakın zamanda. Onu ayrıca konuşuruz. Tabii tabii. Sonra işte 3 prova falan geçti galiba aşağı yukarı. Ya dedim ki bizim evlenmemiz lazım. Acil evlenmemiz. Gerçekten öyle söyledi. Nasıl yani falan. Acilen evlenmemiz lazım. Peki kaybetme. Çocuklarımın annesisin. Yo zaman kaybetmeme. Ha zaman. Kaybetmek of. Değil. Kaybetmek diye bir şey o konu geçti. Siz böyle filmlerdeki erkek modelisiniz o zaman. Ben işte sana biraz önce de söyledim. Sen diyebilir miyim size? Tabii ki. Lütfen. Tamam. Okey. Çok böyle şey bakıyorum belki hani fazla net bakıyorum bazı şeylere. Şakalarım da öyle. O yüzden bazı arkadaşlar bazı şeyleri yanlış anlayabiliyorlar ama bir süre sonra alışınca seviyorlar insanlar nedense. Nihan'ın da bir erkek arkadaşı vardı. Dedi benim erkek arkadaşıma dedim ben konuşurum sorun değil. Bu başka bir durum çünkü. Biz paldır küldür. Hadi dedim evlenelim. Ne kadar tanışmanın üzerinden ne kadar zaman geçmişti? Bir ay geçmemiştir yani. Ah inanılmaz. Tabii o tanışmadan sonra da hani sürekli de görüştüğümüz bir o bir aylık zaman değil İkinizin yani. İkinizin de hayatında birileri var ve siz bir iş nedeni bir araya geliyorsunuz ve aşık oluyorsunuz. Yani daha doğrusu Murat Bey size aşık oldu. Sizin aşık olma süreciniz nasıl oldu? Ben şoka girdim. Yani şöyle ki. Onun aşkına aşık oldunuz yani. Ben aslında işte Murat dedi ya biraz önce kapıdan girdi hani ben karanlıktaydım. Ben Murat'ı görmedim bile doğru düzgün. Gözünde de gözlükler vardı, önünde koca bir bilgisayar ekranı vardı falan ve karanlıkta duruyordu. O yüzden hani tanımadım bile. İkinci geldiğim zaman, ikinci audition'a baktım, ne güzel, hoş bir çocuk var dedim ama hani o çocuk, o adam, hani onlar beraber aynı kişi falan benim kafamda öyle biri canlanmamıştı. Sonradan hani anladım. Ve tabii orada kafamda da hani hiç öyle bir düşünce de olmadığı için hani hoş çocuk falan deyip devam ettim. Ben işime baktım. Sonra üçüncü işte audition'da böyle teke tek bir konuşma yapıyoruz. Hatta işte şöyle yan dönüyoruz böyle karşılıklı işte projeyi söylüyor, anlatıyor budur 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 falan işte içinde kendini görüyor musun, şöyle bir şey var mı? Tamamen iş konuşuyoruz. Çok güzel iş, bayıldım. Dizime şey yaptı, çekseni. Hoş geldin dedi. Çekseni. Çekseni. Dizime hoş geldin deyince ben bir an şey oldum. Ne oldu ya? Yani bir anda hani üzerimde böyle beyaz hani bir auram var. Oraya Murat'ın dokunmasıyla mavi bir ışık geldi. Bir şey oldu. Ben bir böyle bir çılınk, bir kapak oturdu. Bir şey böyle bir kapı kapandı. Bir şey oldu yani. Bir ses duydum. Bakıyorum böyle. Tam teşekkür ederim. Bakıyorum ama soru işaretleri. Ne oldu ya filan. El sıkışıyorum ve gittim. Hemen annemleri aradım. İyi misiniz? Birine bir şey oldu. %100 bir şey oldu eminim yani. Böyle tanıdığım insan. Arıyorum işte annemi, anneannemi, babamı filan. İyi misiniz? Kardeşim filan. Diyorum Allah kime ne oldu acaba? Meğer işte bana olmuş. Bunu bir dizide izlesek çok abartılı falan deriz değil tabii mi? Bunu bana biri anlatsa çok inanılacak bir tarafı yok. Yani o hani beyaz ışık görmüşsün, dokunmuş da mavi olmuş filan. Ben yaşadım ama İnanılmaz. Yani. Ben bayağı gördüm bunu yani. Bunun filmini, hikayesini de çok rahat yapabilirsin. Tam evet. Film hikayesi gibi evet, baktığınız evet. Zaman. Sonrasında da zaten, şimdi ben başına buyruk yaşayan bir insanım açıkçası. Onu tanımadan önce de gayet böyle işte ekstrem sporlar vesaire falan işte hız, motor, atlamalar, uçmalar falan filan. Ondan sonra bu uçak giderken atlayıp tekrar binebilir miyim? Hani öyle artık uçlara gitmişken Nihan'la birlikte tekrar dünyaya döndüm. Aslında ruhum dünyaya dönmüş oldu. O çok değerli bir şey benim için. Ve dedi ki bana tabii ben bu kadar başına buyrukken işte ailemle, anne babayla daha doğrusu iletişimim çok az. Zaten hani kendi başıma bir hayat, dünya kurmuşum falan. Dedi bir istemeye geleceksiniz falan. Dedim istemek demek falan ne diyorsun? Ondan sonra tabii biraz okuyan eden de bir insanım. Tamam dedim o zaman geleneksel bir şey istiyoruz. Telefon açtım bizimkilere dedim okey. Böyle kız istemeye gideceksiniz falan. Tamam, şudur budur. Dedim ben sana 40 kere evlenme teklif edeceğim. Şimdi bizim kültürlerimizde var. Ondan sonra bu tane, bunların 40.'sı gerçek evlenme teklifi olacak. Ona göre hazırlanırsın falan. İşte kına yapacağız, söz yapacağız. Şunu da yapacağız, bunu da, nişanı da yapacağız. Hepsini yapacağız. Okey, okey. İşte bir ara sıra böyle bir şey hikaye. Evet, motor tepesindeyiz bu arada. Otosiklet kullanıyorum. Siz de motor kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Daha önce mi vardı? Daha önce vardı. Yani çok eski benim. Çok aslında benziyorsunuz birbirinize. Çok benziyoruz canım. Yani içtiğimiz çayın şekli ne kadar oldu. Ama zaman içinde bunu gördük zaten. İşte benle evlenir misin? Kaç oldu? 3 oldu, 15 oldu, 25 oldu, bilmem ne şu oldu, bu oldu falan. Biz de ajanstayız artık. Ben yavaş yavaş kendi kurguladığım şeye doğru ilerliyorum.
Ondan sonra aynı evin içinde artık oturmaya başladık. Hayatımızdaki diğer insanlar çoktan çıkmışlardı. Çok hızlı çıktılar zaten. İki tarafta problem çıkartmadan hayatımızda... Ne çıktım, ne çıkartabilirim duygunun zaten karşısında. Yani o öyle bir şey olamaz zaten. İkiniz de çok dürüst davran. Tabii bu kadar şey olmak lazım, net olmak lazım hayatta. Hani birisinin arkasından iş çevirmek falan değil yani. Hani birine başka bir yere evrildiyse hayatın... Öbür tarafı hırpalamamak çok değerli bir şey. Ama bir de böyle bir aile kurduysan da onun sonuna kadar tabii arkasında durup savunmak da çok değerli bir şey. Onun için yaşamak. Dolayısıyla ben bütün yaşam şeklimi değiştirdim. Bir disiplini olmayan bir yaşam şeklimi. Neyse işte kaç oldu? 35 oldu, 39 kim oldu. Kim sayıyor bu arada? Kim? Devamlılığı kim tutuyor? Beni evlenir misin diyor. Murat zaten ben tutuyorum. Kaç? 39 oldu. Saçımı yaptırmam. Dur sen şimdi her an bir şey yaparsın falan. Ama tabii akşam saatinde söyledim. Bizim ajanstayız. Çalışan ekip falan da var. Gece 12'ye 1'e kadar falan değil mi? O saatlere kadar çalıştık ofiste. Ondan sonra ekibe dedim siz çıkın. Tamam teşekkür ederiz. İşte biz de eve gideceğiz. Ya dedim Nihan bir şey var. Ay tutulması var. Gidelim şeyden Nakkaştepe'de bir bölge var. Oradan hem fotoğraf çek. Fotoğrafçı da olduğum için aynı zamanda. Onun fotoğrafını çekelim. Bir bak onu seyredelim. İşte o tam tutulma anı falan. Böyle bir gaza getirdim. Ama yaz bir de şortluyuz falan. Ondan ya pantolon da mı giysek? Dur bir gömlek de mi atsak? Şunu da mı yapsak falan. Yavaş yavaş giyindik. Ondan sonra motora atladık. Ortaköy'deki evdeyiz o zaman. Oradan çıktık köprüye. Köprünün üzerinden Altunizade'den geri dönüş yaptım. Ay ben sapağı kaçırdım şuradan tekrar döneyim diye köprü yoluna tekrar girdim. O sırada Altunizade'de bizim ekip işte kabriyo arabalarla peşimize takıldılar. Ondan konvoy sonra hazır. Konvoy hazır. Konvoy arkadan geliyor. Kameralar, projeksiyon makineleri bilmem neler şunlar bunlar projektörler. Köprünün tam ortasında motoru istop ettim. Arkada vay, ekip zaten trafiği yavaşlattığı için. Ondan sonra indim aşağıya. Nihan dedim arkaya uzan kaskını çıkar. Bağır dedim hani el kol salla. Bu arada ben çünkü bana diyor ki... Dörtleri yaktım birisi çarpmasın yani yolun ortasında kaldık motordan falan. Motordan ses geliyor bana sürekli onu söylüyor. Motor dinlesene ses geliyor diyor. Bir ses bir tuhaf bir ses var falan. Ses de gelmiyor aslında. Nasıl ne ses acaba falan. Ben sürekli motor dinliyorum bir ses var. Sonra işte orada durunca bir anda ses geliyor. Eyvah kaldık yani falan. Ondan bana sonra elini kolunu salla arkaya diyor baktım bana. Baktım Nihan tabii. Arkaya doğru el kol sallıyor. Köprünün ortasında. Ben de çıkardım çantamdan yüzüğü, açtım. Dedim başka yerden, İstanbul gibi bir yerde madem evlenme teklif ediyorsun. İki kıtanın tam ortasında bari bunu yapayım diye. Süper. Asya ve Avrupa'nın görüntüleri ortasında. Görüntüleri var mı bu anların? Var tabii. İsterim. Olabilir. Çünkü o zaman televizyon kanalları çok istedi. Çünkü sonrası da eğlenceli. Nihan ay ne oluyor falan. Sonra bizim ekip yanaştı. Nihan evet dedim mi bir daha de falan. Ben onları çektiler. Evet ne oluyor falan. Sizler neye şaşıracağımı şaşırdım. Bütün set ekibiyle birlikte biz motorda önle, onlar arkada. Arkada bir de millet tabii trafik sıkıştığı için kornaya basıyorlardı. O da şenliğe sesleriyle katkıda bulundular sağ olsunlar. Sonra tabii polisler falan da hareket aldı. Ne oluyor köprünün ortasında diye. Biz böyle bir Amerikan filmi gibi oradan çok tekrar ortaya indik. Ve tabii şey yaptık yani bizim o kasaba eğlencelerinde de evleneceğin zaman plastik tabaklarda kuru pasta, limonata falan verirler ya. Öyle bir kutlama da yaptık mesela konservatuar tayfasında. Beşiktaş'ta bir tane Kambur'un yeri diye bir çay bahçesi vardı. Herkesin gittiği edebiyatçılar şunlar bunlar takıldığı bir yarısı otopark yarısı çay bahçesi. Ama hani sigara yanıyla delinmiş örtüler falan o masaları böyle uzattırdık. Plastik tabaklarda kuru pasta limonatasından tut şeyine kadar... Kına gecesine kadar orada bir şenlikte oldu falan. Her şeyini yaptık vallahi. Oh süper ya. Bir Yeşilçam dibine filmi. Dibine kadar evlendik ben yani. Ben bu arada canlandırıyorum kafamda. Bir Yeşilçam filmi gibi. Evet. Gerçek o doğallık, samimiyet falan. Evet, İnanılmaz evet. Bir şey olmuş gerçekten. Herkes çoktan şoka girdi yani. Biz de öyle çok ben eğlendim. Dahil ben çok eğlendim. Ya günümüzde böyle ilişkiler var yani. Var değil mi? Ben denk gelmedim başka ama vardır tabii yani. Ya ben şunu düşünüyorum. Bize olduysa mutlaka bir birilerine Lopez'e oluyordur. Bir Jennifer Lopez'e öyleler. Onu biliyorum. Onlar bir tık iyi, tatlılar. Ondan sonra bir de biz yani. Çevrenizde kendiniz gibi çiftler görebiliyor musunuz peki? O çok merak ettiğim bir konu. Sen cevap ver istersen ama ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir sürü insana ilham oldu. Evliliklerini toparladılar. Öyle mi? Çok, ne güzel. Çok arkadaşımız bize bunu söyledi. Ya o kadar eğleniyorsunuz ki siz hayatınızda. Biz eğlenmediğimizi fark ettik. Yani sonra bir hani çantayı alıp çıktık. Ondan sonra
Aa, iyi oluyormuş yani. Çünkü bir süre sonra pandemide mesela bunu insanlar çok fazla yaşadılar. Aynı evin içinde kalınca boşanma şeyleri birbirini tanımıyor çünkü insanlar. Ya da Nil olduktan sonra da biz hep onu konuştuk. Yani odağımız bir kişi olursa evin içinde, yani üçüncü kişi gibi algılamazsan sen onu, 20 sene sonra gidecek yani. 25 sene sonra gidecek yani. Hayatından gidecek, kendine hayat kuracak. O zaman 20 sene boyunca birbirinden tamamen uzaklaşmış, birbirini yeniden tanımaya başlayan insanlara dönüşeceğiz yani. Dolayısıyla biz hep hayatımıza giren insanları o üçüncü kişi, dördüncü kişi, beşinci kişi, hani bizden biri, bizim çevremiz olarak algıladık. Ben kendi hayatımı yaşıyorum, Nihan kendi hayatını yaşıyor. Zaten hani ben kendim mutlu olmak için onu seviyorum, öyle düşün. Yani hep öyledir benim için mantığı iş. Hani o mutlu olsun diye ben onu sevmiyorum. Çünkü onunla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor, kendimi çok güvende hissediyorum. Dolayısıyla böyle olduğunda tabii ki gidip de dur bakayım falan diye gezinmek, öyle bir risk almak çok saçma geliyor bana. Peki daha önce böyle rüyada görme vesaire gibi böyle bir durum yaşamış mıydınız? Birbirimizi öyle... Yok, ben görmedim. Hiç. Sadece tanıştığınızda birbirinize ait olduğunuzu tanışmadık hissettim. Yani öyle söyledim. Murat sadece beni... Ben onu gördüm dedim, karım o yani. Hı hı. Bu çok gerçek gibi gelmiyor ama çok gerçek yani. Sizde çekti bu enerji kendine. Mavi ışık. Mavi ışık canım. Sonra mavi ışık Murat Bey'e. Dakikasında tabii canım. Yani ben çok etkilendim zaten. Bir çünkü dakika, şöyle bir şey. Yani. Mesela o audition... Bir anda jargon değişiyor. Şimdi öyle... Beyim bilir, beyim bilir ben böyle geldim diye. Mesela o audition'da ben gerçekten çok hayranlık duymuştum. Çünkü 34 yaşındaydım o audition'a girdiğimde. Siz daha önce evlilik yaşadınız mı? Yok, yaşamadım. Ve hani bir sürü audition'a girdim nihayetinde o güne kadar. Çıkınca anneme dedim ki, aradım işte nasıl geçti falan merak ediyorlar. Öyle dedim, birileriyle konuştum ki bana acayip acayip şeyler sordular. Normalde audition'da tamam şudur budur bildiğimiz klasik audition'da yapıyoruz. Bu sefer dedim bu gittiğim yerde yani çocukluğumla ilgili sorular sordular. İşte büyürken ki bir şey şu zevkli. Eş bakıyorsun yani. Aslında eş bakıyormuş ama yok gerçekten yok, sordu. Yok kız her şeyi. Gerçekten sorduğum şeyler aslında yani karşındaki oyuncunun, bir adayın, yani insanın yani ne olduğunu anlayıp ona göre değerlendirmek istiyor aslında. Ve bu o kadar değerliydi ki benim için. Çünkü piyasada bu da yok. Evet. Hani eş olarak da böyle bir ilişki yok ama böyle bakan işveren de yok. Yani ben senden tam olarak ne alabilirim? Çünkü sen hani iki senedir işte bir yerde bir konservatuvar, yani tiyatro eğitimi alıyorsun diye ya da iki senedir kitap okumayı seviyorsun diye çocukluğun seni aslında nereye götürüyor bilemem ki. Tabii. Onu bilmem lazım asıl senin kim olduğunu bilmem için diye ben inanamamıştım. Ve demiştim ki ne kadar iyi bir yerdeyim ya. Yani girdiğim güvende, yani ait olduğumuz yerdesin. Şey olarak yani olmak istediğin yer orası. Yani ben bu insanlarla yola çıkmak istiyorum, bu insanlarla çalışmak istiyorum diye ben çok istemiştim. Tabii çok da güzel proje yaptık yani. Çok güzel proje, üstüne tabii... Başka projeye dönüştü hayat yani. Peki hiç kavga etmiyor musunuz? Hiç yani ben öyle gerçekten, bir şey yani, yani. Bunu birkaç çifte daha duydum. Doğru mu yani yoksa sadece böyle hani doğru mu derken hani inanmak mesela istemiyorum. Mesela kavga yani hani... Bazı konularda tabii ki yükseliyorsun ama... Tartışabiliyorsun bu ama şey... hani tam ben kavgayı anlamıyorum. Ben de anlamadığım için onu tam... Yani ne konusunda kavga ediyor? Vuruyorlar mı mesela birbirine insanlar? Ya da hakaret mi? Şey. Ben, yani biz şunu gözlemliyoruz, hunharca kavga eden çiftler... Ya bazısı için bu çok fantastik bir şey. Yani ben hayatımda böyle insanlara denk geldim, hayatımda olan insanlarla. Ben direkt uzarım oradan. Yani ben sinirlenirim, yani anksiyetem... Çok hızlı yükselir ama yani sonuçta öfke kontrolü olduğu için hani kendimi oradan dışarı atarım. Karşı tarafın da sakinleşmesini, kendimin de sakinleşmesini bekler dönerim. Eğer çok böyle majör bir şey, çok kişiliğe dair bir kırılma varsa zaten ondan sonra hani ne anlatmaya çalışıyorsun karşı tarafa? Doğru. Ben böyle, sen de böyle falan. Tamam o zaman hadi yürüye gidin yani hayatınıza. Ki böyle bir zaman, bu kadar zamanımız yok ki bu hayatta. Bu 14 yıl boyunca hiç ayrılık söz konusu oldu mu? Hiç olmadı. Gece ayrı yerde uyumak bile söz konusu oldu. Onu evet bir röportajınızda okudum ya daha doğrusu. Gerçi bu sene bir 3 gün İzmir çekimi için gitmiştim. İlk defa oldu o da. Evet. O da mecburiyetten oldu yani. Elin okulu kız vardı, okulu biz vardı. Kalmıştık yani. Çok iyi. Hiç bir proje çekiyorum mi? Şimdi onunla ilgili. Üç gün bir... Ay çıldıracak gibi oluyor insan tabii. O kadar. Tabii. İnanılmaz. Çok gerçekten çok iyi geldiniz bana. Çok inanılmaz bir şey. Çok güzel. Şu an hani umut veriyorsunuz, ilham veriyorsunuz insanlara. Sağ olun, sağ olun. Mutlu olun. Peki bunun spesifik olarak hani bu ilişkiye dair özellikle onu sorayım. Hani birbirinizin iyi geliyorsunuz elbette de
şu konu çok daha önemli dediğiniz, hani bu ilişkiyi uzatan ya da ömür, yani zamansız yapan ilişkiyi, temel konu ne? Hani benzemek mi? Hani hep deniyor ya, hani aynı olmak ya da... Tamamlamak yani, benzemek değil. Ben tam olarak öyle tanımlayabilirim. Yani çünkü ben hani şirketlerim var, hala var, çalışanlar var, insanları çok hızlı tanıyorum. Bunun verdiği bir ego da var sizde. Yönetme duygusu, yönetme, iktidar hali. Egoyu bilmem ama yani şey, bir şeylere mecbursun. Yani bütün bir yerin başındaki, özellikle çok insanın çalıştığı yerdeki tırnak içinde patronlar, hani ya da iş arkadaşları diyeyim hani hepsine. Oradaki işte çalışan 180 kişinin her birinden sorumlu. O 180 kişinin sigortasından maaşına kadar herkesin her şeyini kazanmakla yükümlü. Risk alan tek kişi oluyorsun. Dolayısıyla senin yanında çalışan insanlar da aynı şekilde. Sistemi bozan bir şey olduğu zaman onu düzenlemeye, düzeltmeye çalışıyorsun. O sende fil derisi derler Almanlar. Öyle bir yapı oluşturuyor. Dolayısıyla diziler de öyle çekiliyor. Hani biz geçen bir yapımcı arkadaşımla konuştuk. Şimdi patronun gözünden baktığın zaman sen o düzeni bozan birkaç kişiyi oradan çıkartıp yerine birisini koyduğun zaman sen geri kalan işte 178 kişinin hayatını kurtarmış oluyorsun. Ama o çıkartılan sistemden, insanların gözünden baktığı zaman, ki diziler bunun üstüne kurulu genelde, kötü patron, genelde oynadığım karakter, sebepsiz ama, onun hikayesini çok önemsemiyorsun çünkü geri kalan herkesin hayatını riske atıyorsun aslında baktığın zaman. Şimdi o noktada olunca böyle bir hayatım var ve işte böyle bir sorun var. Bu sorunu çözebiliyor musunuz arkadaş? Çözemiyoruz. O zaman tamam, arkadaşa teşekkür edelim falan. Ama işte şöyle olmuştu da, kardeşi böyle olmuştu da, annesi. Tamam, yani benim ne oluyor çünkü? Yani benim de sorunlarım var ama ben şimdi size yansıtıyor muyum? Ya da 100 kişi çalışıyor diyelim, aylık maliyeti 800-900 bin lira para. Ben o parayı kazanacağım, size paralarınızı dağıtacağım, devlete parasını, sigortalarını dağıtacağım, üstüne para kazanacağım, onunla da kendi aileme bakacağım. Yani aldığın riskin şekli tabii ki insanı geriyor. Dolayısıyla o dünyanın içinden gelen bir oyuncu olduğum zaman, olduğum için de piyasada bu başka bir hal alıyor. Şimdi bizim evdeki hikaye tabii ki business üstüne kurulmadı. Benim bundan kaynaklı sertliklerim vardı sadece. İşte evde çalışan insanlar var. Evdeki hizmeti onlar yaparlar. Birileri gelir, birileri gider. Şunlar olur, bunlar olur. Hani ev personelinden bahsediyorum. İlk kırılmam benim odur. Yani çok basit bir şey ama çok önemli, çok değerli bir şey. Çünkü basit olan çok zor bir şey aslında. Nihan bana kahve getirdi. Ben böyle kaldım, masada çalışıyorum. Sen niye getirdin dedim kahveyi. Kocama kahve getirmeyecek miyim baktı. Şaşırdım yani. Yok, senin getirmemen lazım aslında ama falan. Ben böyle o garipliklerimden kurtulmaya başladım. Ya da sinirli böyle birisiyle telefonla konuşurken. Dedi ki, kocam niye dişlerini sıkarak konuşuyorsun? Tam anlaşılmıyor söylediğin şey dedi. Ben daha sakin bir yerden de, yani kendimizi birbirimizi böyle dengeledik. Hanımefendi de büyük atarlıdır. Benden daha kavgacıdır çok aslında. Naif duruyor tam tersi. O var ya, yani, içinden geçer yani. Ama öyle demiştim ki yani bir gün. Hani sen birine böyle yükseldiğinde sana cevap verirlerse ben devreye girmek zorunda kalırım. O yüzden cevap vermeyecekleri kadar rica ediyorum. Yüksel. Yüksel ki. İşte yükselmemeye çalışıyorum hiç. Bunu duydum ben. Ankara bebesi olduğu için kendisi. Hiç yükselmemeye çalışıyorum. Ankaralı mısınız? Ankaralıyım. Süper. Şey, motor tepesinde özel. Ama motor tepesinde risk yok çünkü kaskı oluyor, camlar siyah falan. Arkadan küfrediyor, bir tek ben duyuyorum şeyden. Ondan sonra çok önemli değil yani deyip devam edebiliyoruz yani. Trafikte çok şey yapar. Şey çok halinde, motorun arkasındayım, sinir olmuşum arkaya, mesela taksici iyice yaklaşmış filan. Yani şeyde bayağı değiyor neredeyse plakaya. Ama beni düşünün, böyle bir kız, kafasında kocaman kask, gözünde gözlük, işte vizör inmiş filan. Böyle dönüyorum arkaya, böyle pis pis bakıyorum. Ben sanıyorum ki pis pis bakıyorum, çekilecek adam. Halbuki adam atom karınca gibi bir şey görüyor. Ne gördüğü belli değil yani orada. Ben ay filan böyle. O yüzden o riskleri böyle bertaraf ettik. Sonra işte... keyifli yani, çok eğleniyoruz. Nil de hayatımıza girince o da bu keyfi katladı yani açıkçası. İkinci çocuk planı planlı var mı? Planlı program. Ya ikinci çocuğu bizim Amerika'da işte bir firmamız vardı. O zaman işte Amerikalılar şey istiyorlar işte, biyografi bilmem ne falan. Ben bir de hayallerimi yazdım orada. O ikinci çocuk birazcık da orada yükseldi. İşte böyle daha 2010 yılı
Şirketi ne zaman kurmuştuk? 2011 yani o tarihlerde çok yakın bir zamandaydı. Sosyal medya şirketi, Türkiye'de daha o zaman böyle şeyler yok falan. Daha doğrusu var olan bir şirketi büyütmek için böyle bir ortaklık gibi bir şey yaptık. Ben de o zaman biyografime yazmıştım işte. Nihan Aslı, Elmaslı, Aygen'le evli. İşte Nil ve Bil isimli çocukları var mı? Tabii. Ama ben, bilmek, Bil yani. Bilmek, tekle ile emir kipi yani. Şimdi 2010 yılında evlendiğimizde kızımız olacağını hep inandık. Ben de çok istiyordum zaten. Nihan da dedi ki ismi Nil olsun. İşte o daha naif bir yerden, ben daha Nil böyle işte bütün Afrika'yı besleyen bir güçlü bir yerden aldığım için şeyi tabii hikayeyi. Benim için de okeydi. Bir tane de erkek olsun, erkek olursa can olsun falan da dedik ama ben oraya espri olsun diye Bil yazdım yani. Sonra benim iki tane çocuğum olduğunu herkes sanmış. İnsanlar Wikipedia falan Nil ve Bil isimli çocukları var falan gibi şeyler yazmış. Ya vakit geçmiş olmasaydı aslında ikinciyi yapmayı çok isterdim. Vakit şu anlamda geçti. Çok genç değilim ben açıkçası şimdi dolayısıyla da... Kaç yaşındasınız şu an? Nil zaten 5 çocukluk falan bir çocuk. Ben 52 yaşındayım. Ondan sonra Nil 5 çocukluk bir çocuk olduğu için hepsini aslında kurtarıyor yani. Çok yüksek bir velet. 2010 yılında evlenirken düğünümüzde çocuğumuz olursa kız olacağına karar verdik deyip isminin de Nil olduğunu söyledik. İnsanlar önce Nihan hamile sandılar. Yok dedik, öyle bir şey yok. 2015'e kadar, 2015'te doğdu Nil. Bu hikayeyi anlattığım, birazdan seninle de aynı şey yapacağım. Anlattığım herkesle Nil'e 10 yaşında seyrettireceğimiz bir mesaj video silsilesi çektik. Şu anda herhalde bir iki tane falan uzun metraj çıkar. Yani holding sahiplerinden, yapımcılara, oyunculardan, otoparkçılara falan. Hani o kadar geniş bir insan kitlesinin olduğu bir video var ki bizim için de çok duygusal. Kızımızdan da önceden koymuştuk yani. Çok güzel. Şimdi bu arada yeni bir diziye başladınız. Yasak Elma ile çok güzel bir dönem geçirildi. Evet, evet. Bir süre birçok teklif geldi. Siz mesafeli durdunuz. Şimdi Korkma Ben Yanındayım. Orada Turgut karakteri, kolej müdürü. Nasıl bir karakter göreceğiz bu sefer? Şimdi bana gelenler genelde zaten hani birbiriyle benzeşen karakterler oluyor. Ben oynarken onları ayrıştırıyorum. Evet, Yasak Elma çok eğlenceli bir süreçti benim için. Her insanın, yani her oyuncunun, erkek oyuncunun özellikle denk gelemeyeceği bir tecrübeydi. Çünkü hem eski partnerlerimle bir araya geldim, hem yeni partnerlerim oldu. Yani aynı dizi içerisinde bir sürü kadınla çalıştım, yönetmenlerimiz de dahil olmak üzere. Fakat ben Haziran aylarında genelde işte işler gelir, şey yapmam. Yani bir şey okumaya tahammülüm olmuyor. Biz de bir bayağı bir kaçtık bu sene. Hani böyle bizim yaşadığımız evlerle alakalı insanlar evlerin önünde selfiler falan çekmeye başlayınca bir ev tatili yapamadık. Burada oturuyor falan filan deyince kendimizi dışarı attık. Bu adam babadan gelen bir kültürle devam ediyor ve bir işle devam ediyor. Eğitim kurumları var, çok hırslı. İşte bu nereden baktığınla alakalı. Mucize Doktor'da da öyleydi. Kötü bir baş hekimsin sen falan. Hayır, sen bir sistemi şey yapmaya, bir arada tutmaya çalışan bir adamsın aslında. Yani kimseye kötülük yaptın mı? Hayır. Niye kötüyüm ben mesela? Çok kuralcısın. Yani kural olmadan bir hastaneyi nasıl çalıştırabilirsin? Aynı şekilde okul için de aynı şey geçerli. Fakat tabii hikayesi enteresan bir hikaye. Hikayesi güzel olduğu için de ben bu işi kabul ettim. Sadece karakteri birazcık benim daha kabul edebileceğim bir yere çektiler. Ondan sonrasında ben zaten kendi istediğim yere doğru çekiyorum oynarken. Dolayısıyla değişik bir iş olacağını düşünüyorum. Yani ses getirecek bir iş olacağını. Başta bir öğrencinin hamile kalması çok büyük tepki çekti tanıtımlardan, evet, dolayı. İşte örf ve adetler, örnek olmalar tabii falan, canım. Sosyal medyada bir infial oluştu. Ona nasıl bakıyorsunuz? Hep öyledir. İnsan kendi şeyini, bizim insanımız biraz öyle yani. Kendi duygularını yaşadığı her şeyi ötekileştirir. Yok mu yani böyle bir şey? Hayatta yaşamıyor muyuz? Neler yaşıyoruz? Birazcık bazı konulara daha cesur bakan, yani
olayla değil de o olayın sebebiyle ve sonrasıyla ilgilendiği zaman insanlar bir takım şeyler için farklı çözümler, bakış açıları da bulacaktır. Dolayısıyla bu tip şeylere tepki gösteririz. İşte hayvanlara bir şey yapıyorlar, işte saldırıyorlar, hayvanları katlediyorlar, kadınları katlediyorlar, bilmem ne. Bunlar olmuyor mu? Şimdi sen bunu gösterdiğin zaman linç yiyorsun mesela. Tabii ki bazı şeyleri göstermemelisin. Bir yere kadar göstermelisin. Yani benim sinema anlayışımda da o var. Gerçekliğinden uzaklaştığın takdirde kriminal başka bir alan oluşuyor. O zaman her şeyi kurtaran bir takım abiler, ablalar, silahlar, bir şeyler çıkıyor. Ama bu, ben genel olarak hayatımda da öyle. Mesela işte tütün içip 20 küsür sene sonra vücudundaki herhangi bir bağışıklık düştüğü an bir yerde kanser olursun. O bir sonuçtur. İçtiğin 20 sene bir süreçtir. Yaktığın ilk an bir başlangıçtır. Ama seni oraya getiren duygu ya da o enerji benim için daha önemlidir. O yüzden bir şeyin sonucuyla ya da gördüğün bir şeyle değil, başka daha geniş bir açıyla değerlendirdiğin zaman hayatı, o zaman daha ilgi çekici oluyor. Tabii ki ilgi çekmek için filmlerde, dizilerde bazı sahneler, ama o işin içinde ne var aslında, onu gördükleri zaman daha başka bakıyor olacaklar zaten. Hı hı. Ben de bu cesur tavrından dolayı bazı yapımcıları çok takdir ediyorum gerçekten. Evet, çok büyük bir risk alınıyor çünkü. Tabii, tabii. Neyle karşılaşacağını da bilmiyorsun, yayınlıyorsun, bakıyorsun seyirciden gelecek reaksiyonu göre. Peki şimdiye kadar hep çok böyle aşık olunan erkek işte rolleri ne çok başarıyla canlandırdınız. Burada mesela en iyi anlaştığınız partneriniz kim oldu şimdiye kadarki diğer böyle bütün projeleri değerlendirdiğinizde? Bu projenin dışında. Ya en iyisi diye bir şey söyleyemem çünkü. En iyi anlaştınız. Ya şu anda mesela Didem Balçın'la birlikte bir şey yapıyorum. Ya bayılıyorum ona. Çok seviyorum. Hayatımda bu kadar pozitif bir insanla denk gelmedim, özellikle oyuncu tayfasıyla. Ben çünkü çok yani sektördeki oyuncularla çok anlaşabilen, çok böyle yakın temasım olan bir insan değilim. Hatta bizim Fox'ken pek oyuncu sevmem diye bir şey demiştim. İsim vereyim falan dedim, böyle herkes bir zıpladı. Ondan sonra onu da kullanmışlardı, yani çok eğlenmiştim. Tabii ki öyle bir şeydi. Yani ben hani insan severim. Didem çok tatlı. Hepsi tatlı. Ben nasıl ayırayım şimdi? Ceyda, Şebnem Dönmez, Ceyda Düvenci, Eda, Ece, Şevval. Yani çok güzel kadınlar maşallah. Tabii canım, yani düşünsene aynı dizide oynuyorsun yani bunların hepsiyle. Deli olmak lazım insanın böyle ya işte bilemiyorum falan demesi için. Müthiş bir tecrübe. Kafa dengi olan hangisiydi? Şevval'i çok severim. Hı-hı. Çok çok severim yani. Hani ona ben, hatta o da bana albümünü imzalamıştı ilk tanıştığımız zaman. Hani yıllar sonra karşılaştığım kardeşimle karşılaşmışım gibi geldi diye. O öyleydi yani, biz böyle görüşmeyiz. Sonra buluştuğumuz zaman saatlerce öyle olmuştu, böyle olmuştu falan diye konuşuruz uzun uzun. Şebnem ki keza öyle, bambaşka bir enerjiyle. Hiçbirini ayıramıyorum ya, gerçekten ayıramam. Ceyda'yı da bayılırım, çok severim yani onu da. Eda daha yeni hayatıma girdi ama Eda yani, o da çılgın, tatlı bir kız. Didem, ya ayıramam. Karımı seviyorum ya. Bana hiç böyle şey... En şeyim o yani. Beraber rol aldım. Günün sonunda asıl gerçek hayatta. Kendisinin hastasıyız. Evet. Bir de gezi programı yapıyorsunuz. Gezi programı değil aslında. Tam o olarak tamamen bir nasıl delilik. Tanımlıyoruz? Bir yol hikayesi. Yol hikayesi. Diyebilirim. Çünkü biz bir yeri gezmek için bir şey yapmıyoruz. İsmi Rota'dan çıktınız. Rota'dan. Hı-hı, çıktınız. Bir gün benim kafama gelen diğer projeler gibi bir şey geldi. Marka tescilini çok geniş bir şeyde aldım, alanda. Ben eski reklamcı olduğum için yani işler çeken eden bir adamım. İSTV'de yayınlanıyor değil mi? Evet evet, İSTV'de yayınlanıyor. İşte bir gün bir ormana, biz çünkü çantalar vardır evde böyle. İşte ormana mı gidelim, kara mı gidelim, denize mi gidelim, deniz ve şeye gidelim. Ha o zaman Bursa'ya gidelim. İkisini birden çıkartıp atıp bagaja basıp gideriz. Önce dağa çıkıp snowboard, kayak mayak, aşağı inip gölde biraz takılırız, bilmem ne yaparız falan, eve döneriz sonra. Bunları küçük küçük böyle anı videoları falan. Sonra dedim ki ya bu ne güzel bir program olur. Ondan sonra ama nereye çıktığını bilmeden, nereye gittiğini bilmeden sadece bir lokasyon belirliyorsun. Ya da akşam bir haber önüme geliyor. İşte Kartal'da
İşte Aydos Kalesi açılmış falan. Aa açılmış, hadi biz basıp gidiyoruz kızı okula bırakarak. Sonra bu bir sponsorumuz var. Onunla birlikte bir YouTube projesine dönüştü. Sonra o çok izlendi. Sonra kanal bunu biz televizyon programı yapabilir miyiz dedi, İSTV. Dedim tabii ki yapabiliriz. Sonra ben onun YouTube için çektiğim için başka bir dili oluyor onun. O dili biraz değiştirip yeniden kurgulandı. Ekstra bir takım çekimler, işte İzmir şeyi oydu, o yüzden gitmiştim. İşte 25-30 dakikalık yaklaşık bir yol hikayesi programı. Yani bir sabah evden bir sebeple çıkıyorsun ya da neredeysen, akşam bir yerde güneşi batırıyorsun, dönüyorsun. Karanlık bir şeyin yok, yani gece sahnemiz yok. Bir tek İznik bölümünde vardı, o da kışın çektik. Hava çok hızlı gitti. İznik'in gecesi de çok güzelmiş, onu gördük. Tek güneşi batırmadığımız bölüm de o oldu yani. Kaç il gezdiniz? Biz işte Ege'yi gezdik. Hı hı. Olduğu gibi ve Marmara'yı gezdik. Devam ama edecek. Ama daha devam edecek tabii. Hı hı. Yani çok sevildi falan. Kaç bölüm oldu? 10 bölüm çektim, teslim ettim. Şimdi başka bir şey çekeceğiz. Hazinenin peşinde Kod adlı. Orada da kristaller, mineraller, fosil dünyasının değerli taşları anlattığım başka bir şey çekeceğim başka bir arkadaşımla. Arkadan Portreler diye başka bir seri gelecek. Sonra yol hikayelerine döneceğiz. Böyle seri halinde gidecek yani. Nihan Hanım, siz çok iyi bir oyuncusunuz ama sizi çok fazla görmüyoruz. Neden acaba? Çocuk vesaire mi? Yani Nil'le ilgilenmeyi ben çok istiyordum en başından beri. Daha doğrusu hep şey diyordum. Hani güzel bir proje yapalım. Hani sonrasında öyle planlıyorduk. Hamile olayım, işte çocuk doğursun, sonra işte zaman içinde dönerim geri. Yani akılda kalıcı bir proje olur diye, ki Medcezir öyle bir projeydi. Fakat Nil doğduktan sonra ben zaten hani kendim bakıyorum. Başka da yardımcı bakıcı bir şey yok de mu? Yok, süper, hala da yok. Çok, en ideal anne tanımım benim. Aslında çok büyük lüksmüş bu. Yani buna bakarken, yani çocukla birebir kendim ilgilenirken gördüm. Çünkü hani işim dolayısıyla her an dönebilirim aslında. Ama dönmemeyi de tercih edebiliyorum. O yüzden de yani Nil'den ayrılamıyorum aslında. Yani dönüp aynı şeyi söylüyorum ama. Çok şanslısınız bu arada. Birçok anne tabii çocuğuna bakamıyor. O yüzden dedim ideal anne. Çok büyük bir lüksmüş. Yani çalışmak zorunda olmamak, hani eve ekmek parası getiriyor olmamak, hani bir paydanın bir yerine giriyor olmamak, o çok önemli. Bizim hani annemler benim hep Ankara'dalar, benim bütün akrabalarım. O yüzden yanımda yardım edebilecek biri de yok. Murat, ben, ikimiz, işte Nil, üçümüz yaşıyoruz. Ve ona bakmak istiyorum. Ve o kadar kıymetli, değerli ki o her geçen gün. Şimdi diyorlar 8 yaşında artık dönmeyecek misin? Şimdi de başka ihtiyaçları var. Yani bitmiyor ki aslında. İçinizden de gelmiyor herhalde. Gelmiyor. Yani o set programı. Kefeye koyunca hani olmuyor. Ya tamam, Nil artık işte kendini kurtardı zaten, eve gelirdi. İşte bir şey de yani, nasıl olsa evde biri var, koyar önüne bir tabak falan diyemiyorum. O yüzden de dönemiyorum aslında. Aslında birçok proje böyle size baktıkça hani birçok rolde olabilirmişsiniz gibi. Çok proje izlediğim için şurada ne iyi olur falan diye kafamda şimdi böyle. Yani menajerim de aslında aynı şeyi söylüyor ama ara sıra şey yapıyor. Her sene böyle bir Nihan'cığım nedir vaziyetler bu sene? Ay tabii sen konuş bir şeyler, ben bir bakarım falan deyip sonra telefonu kapatıp ama ben onu Nil'e almam lazım. Nil'in şusu var, busu var, bilmem bir şeysi var diye böyle. Çok güzel. Program çıkıyor. Yani tam anlamıyla içinize sinerek anneliği böyle evet, tadına evet. Doyarak annelik yapıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Birçok kadının özlemini duyduğu, çalışma hayatındaki kadınların özlemini duyduğu bir durum gerçekten. Yani eskiden çünkü hani anne işte şey gibiydi. Hani anneler zaten çocuk bakar. Evet. Hani filan böyle bir roller şeydi. Belli. Çok hani normal bir şeymiş gibi. Aslında ne kadar normal değilmiş. O zamanın içinde normal değilmiş yani. Şimdi de bayağı lüks. Hani ben çocuğuma bakıyorum demek gerçekten. Onu fark ettim. Lüks yani. Ev işi kısmını hafiflettiği zaman yanında çalışan insanlar o zaman daha rahat oluyor tabii ki. Şimdi hem para kazanmak zorunda kadın, hem evinin trafiğine ilgilenmek, hem çocuğu büyütmek zorunda. O anneler, babaanneler, dedeler falan devreye girdiği zaman ayarlar bozuluyor. Bizimki de biraz değişik, çok yüksek bir çocuk, o yüzden. Hiç istemedim. Yani hiçbir zaman ancak istemedik hani başka yani biri. Başka biri zaten yetemez aslında. Ya bir de şu var. Hep en başından beri Nil için yani kendi çocuğumuzu büyütürken konuştuğumuz şey, bizim dilimizi konuşuyor olmalı o çocuk. Yani o ailenin kendi dinamiklerini, davranış şeklini, yani oturmasını, kalkmasını, hani o aile terbiyesini bizden alıyor olmalı. Şimdi
aile büyüğü de olsa, hani başka biri girsen, illa bakıcı değil de hani bir aile büyüğü de katıldığında başka bir şeye dönüyor ister istemez. O yüzden hani biz şu anda tamamen bize benzeyen, aynı bizim gibi huyları olan bir çocuğumuz var, onu büyütüyoruz. Ben yani çok... Ne güzel. Bir de çocuk kitabınız var, ikinci evet, kitabınız. İkinci biraz kitabı. Ondan da bahsedelim son olarak. İşte bu Nil'le geçirdiğim bu güzel yıllarımın aslında ürünü olmuş oluyor. Yoksa Nil olmasaydı sanmıyorum ki ben böyle bir şey yapabilirdim. Yani kendim bildim bileli aslında ben yazı yazıyorum. Çok severim. Hep böyle işte... Eğitiminiz? Tiyatro üzerine okul. Konservatuvar, tiyatro bölümü. Ayrıca edebiyatla ilgili hayır, bir şey... Hayır, hayır, hayır almadım. İşte lise eğitimi, ilk öğretim, ortaokul, lise, üstüne konservatuvar, Ankara Devlet Konservatuvarı. Ama hep yazarım yani her zaman yanında bir şey olur, not alırım, onlara bir şeyler, küçük öyküler yazarım. Ama bir çocuk kitabı yazmak gibi bir amacım hiçbir zaman olmamıştı. Ama Nil işte 3 aylık olduğundan beri ona her akşam kitap okuyorum ben. Hala okuyorum hatta. Ve gün içinde de o hikayeyi anlatır, ben anlatırım, Murat anlatır, ortak oyun kurarız. Sürekli bir hikaye döner bizim evin içinde. Ve bir gün tam da pandemi dönemiydi. Parkta oyun oynarken işte bir yandan da konuşurken bu çimenler gözüme takıldı. Çimenlerin üstünde küçük küçük böyle çekirgeler gözüme takıldı. Dedim bir anda ya bir görüntü geldi. Nil'e anlattım. Aa ne güzel olur bu filan dedi. Ve böyle bir hikaye çıktı kendiliğinden. Bir seri olacak bu. Şu anda ilk iki kitabı basıldı. Üçüncüsü yayıncıda. Böyle devam edecek bakalım. Ben kitaba bakınca çizgi filmi bile olur bunun benim dedim. Benim kafamda sürekli çizgi film olarak oynuyorlar zaten. Animasyon filmi falan. Düşünüyorum yani çünkü... Hazır eşiniz de bu konuda açık. Tabii tabii bir gayet. Bir prodüksiyon hazır. Tabii tabii. Müzikleri hazır bu arada Nil'in çünkü Nil, kitabın evet. Arkasındaki Nil'in besteleri var. Bayağı çocuk oyununa döndüreceğim. Devlet Tiyatrosu sahneye dedi bana bunları işte çocuk oyununa çevir yapar mısın dediler. Onunla işte çalışıyorum şu anda. De, müzikal yapalım dediler. Müzikal de yapalım da dediler işte. Kendini yani. Doğuran muhteşem bir işe dönüşmüş. Evet. Çok güzel. O yüzden Nil'e bakmak mesela neler yapıyor işte bir sürü... Sanatı her yerde yeşertebiliyorsunuz. Yani çünkü içinden yani çocuk öyle bir verimle geliyor ki aslında hani o sana tamamen geçtiği için o öyle yeşere yeşere gidiyorum diyeyim. Ne güzel böyle üreterek güçlenen bir aile var karşımda. Harikasınız gerçekten. Çok sağ olun. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır çok tatlısınız. Siz de öyle gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Yani. Ekibiniz de öyle. Bayıldım valla. Mutluluğunuz daim olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Hadi gel bu kalbimizi böyle yapalım bir de. Bu kalpten yoktu hiç seyircide. Buyurun.